Silivri'mizin güzide basın mensubu kardeşlerim, sevgili Demokratik Sol Partili kardeşlerim ve mekanın sahibi sevgili kardeşlerim, kahvaltılı toplantımıza katılmanızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün Demokratik Sol Parti'nin Silivri'de gurur günü. Ve bu gurur günleri dalga dalga yayılarak Türkiye'nin her tarafına gelecek. Ve bir özelliği var. Güvercin yetiştiren veya güvercinlerin uçuşunu gören insanlar bilirler. Güvercinin bir tanesinin uçması demek, bütün güvercinlerin havaları, semayı kaplaması demektir. İnşallah Silivri'den biz güvercini uçuracağız. Yıllardan beri bunu inanarak mücadele verdik. Allah'a çok şükür ki bugünleri gördük. Gel be Zeynep. Ve siyaset çok uzun soluklu bir iş. Yeri geliyor yalnız kalıyorsunuz. Yeri geliyor çok kalabalıklarla berabersiniz. Ama dürüst, idealist ve ülkesini seven bir insan olarak sonradan gurur duymak sizin doğal hakkınız. Ben şu anda en büyük gurur duyuyorum. Ve hatırlarsanız bu süreçler başlamadan önce sevgili değerli basın mensubu kardeşlerimle beraber yine kahvaltılı bir toplantıda bir araya geldik. Orada ben size şunu söylemiştim. Sizlerin karşısına öyle bir adayla geleceğim ki Silivri ve sizler kucaklayacaksınız. Ve o sözümünde durmanın, o sözüme yerine getirmenin gururu ve sevinci içindeyim. Ve bu gurur ve sevinci gerçekten zevkini çıkartmak istiyorum, çıkartıyorum da. Dün Ankara'daydık genel başkanımın yanında ve sevgili belediye başkanım Selami Değirmenci ile beraber gittik. Başkanım ilk defa görüyor genel başkanımızı ve aynı genel başkanım makamında oturmadı, bizimle beraber aynı sıraya geldi, oturdu. Ve bize söylediği şu, kesinlikle bütün geldim diyenleri veya arkasında kirli ilişkiler bulunduranları partimize kabul etmediğini söyledi. Bunlardan da isimlerini ben açıklamayayım. Bir iki tane belediye başkanı söyledi. Ben dedim genel başkanım, yani daha da güçlensek, hayır dedi. Onlar bizim gücümüzü yok eder. O kadar da ilkeli bir hareket var. Biz kesinlikle herhangi bir partiyi yok etmek için ne bugüne kadar mücadele ettik ne de bundan sonra mücadele ederiz. İlkelerimiz doğrultusunda hareketimizi devam ederiz. Hareketimiz nedir? Birincisi, Türkiye Cumhuriyeti Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bir cumhuriyettir. Ve bu cumhuriyet ilkeleriyle beraber biz hareket edebilirsek ülkemizin kurtulabileceğini ancak kanaat getirebiliriz. Sevgili kardeşlerim, ben son yapılan bu seçimlerde yapılan ittifakın iki ittifak olduğunu söylemiştim geçen toplantımızda. Ucube bir ittifak olduğunu, insanların birbirlerinin yüzüne bakarak evet beraberiz deyip arkadan kuyusunu kazdığını görüyoruz. Bu bizim ülkemizi Ankara'dan ittifakla, iki ittifakla, isimlerini bile söylemek istemiyorum,
Onlar, o isimler gerçekten bizim saygın isimlerimiz. Cumhur ve millet. Ama hangi millet? Türk milleti. Şimdi Türk milleti diyemeyenler, Cumhurbaşkanını Cumhurbaşkanı gibi göremeyenler ne yazık ki ülkemizi oradan ittifakları bölmeye çalıştılar. Çalışıyorlar. Ama şunu unuttular. Ya arkadaş, siz iki ittifak kurdunuz da düne kadar adama söylemediğiniz hakaretler kalmadı. Söylemediğiniz ithamlar kalmadı. Sonra beraber hareket edeceğiz diyorsunuz. Ve burada en yakın Silivri'de görüyorsunuz yaşananları. Türkiye'nin bütün genelinde aynı şey geçerli. Ve insanlar doğru söylüyormuş gibi davranıyorlar ve birbirinin kuyusunu kazıyorlar. Ve altyapısı hiçbir yasal olarak yok. İttifaklarda veyahut da beraberliklerde oturulur, bir plan yapılır, bir protokol yapılır. Öyle bir şey yok. Ben size iddia ediyorum gene de, geçen toplantımda söylemiştim. Yerel seçimlerin zamanında ve düzgün olarak yapılma ihtimali Türkiye'de şu anda çok zayıf. Herkes gözünü kuma, başını kuma gömmüş, öyle gidiyor. Yerel, kendi kendine gidiyormuş gibi. Hayır. Çok kirli ittifaklar var. Çok kirli ilişkiler var. Ve ben bu çalışmamda hiçbir zaman kirli ilişkilere girmedim. Sevgili başkanım burada, hiç kimseye de bizden aday ol diye de teklifte bulunmadım. Ama şimdi diyecekler ki aldınız ama şeyleri. Hayır. Sevgili başkanım, inanın ben kendisiyle öyle gurur duydum ki, yıllardan beri meslektaşım, benim abim. Direkt beni arayıp da görüşmedi. Seher Hanım'ı, eşimi aradı, aradılar, randevu aldılar. Düşünebiliyor musunuz? Ama birileri ben bu olursam gelirim. Yok öyle bir şey. Demokratik Sol Parti öyle bir kirli ilişkileri, kirli pazarlıkları mümkün değil girmesi. Ve başkanım geldiği zaman ben davet ettim. Başkanım geldiği zaman aynen şunu söyledim. Bütün samimiyetimle söylüyorum, başkanım da burada. Sevgili başkanım, bir yola çıkıyoruz. Dışarıda söylendiği gibi biz birilerine zarar vermek, bir partiye zarar vermek için yola çıkmak istemiyorum ben. Bizi şu anda ilgilendirmiyor başka parti. Onlara zarar vereceksek, o kardeşlerimizi üzeceksek, Atatürk ve ülkem için canı, kalbi çarpan insanlara zarar vereceksek, ne olur bu işe hiç girmeyelim. Ben gene tek başıma geçen dönemde yaptığım gibi belediye başkanı adayı olurum. Dolaşırım, kendimi tanıtırım, partimi tanıtırım. Rahmetli Ecevit'i tanıtırım. Ondan sonra bir oy alırım ama aslanlar gibi alırım otururum dedim. O arada bakıyorum şeye, öğrencilerin nasıl gözlerine bakıyordum. Sevgili belediye başkanının gözlerine bakıyorum. Çakmak çakmak. Evet, biz kazanacağız diyordu. Ve ben orada ikna oldum. Kendim ikna oldum. İlk önce gönlüm ikna olması lazım. İkna oldum ve dedim ki başkanım tamamdır, görüşelim. O anda hemen karar veremedim. Tamamdır, iş yok öyle bir. Belli bir süre geçti. Araştırıyoruz, görüyoruz. Zaten önümde 1,5 aydan beri sizler basın mensupları hep anket yaparsınız ya. Benim anketim masamda. Kim geliyor soruyorum. Ve doğru kararı verdiğime inanıyorum. Ve en iyi hem halkın hem sizlerin çöp kadar bir şey üzerine koyamayacağınız bir belediye başkanımla sizin karşınıza çıkıyorum. İnanın hiç kimseyi kırmadan, hiçbir siyasi partiye ithamda bulunmadan, hiçbir adayımıza saldırmadan Silivri'de seçimleri açık ara farkla Demokratik Sol Parti'nin Selami Değirmenci ile alacağını gönülden inanıyorum. Ve çalışmalarımız daha ilk bugün, başkanımla dün genel başkanımdaydık. Bugün ilk çalışmamız ve gerçekten sizlerin
kalabalık ve davet ettiğimiz bütün arkadaşlarımın burada olması beni ayrıca gururlandırdı. Daha bundan sonra gururlanacağız. Ama gururlanmak şöyle bir şey. Sakın ola ki havalara kapılıp da insanlara tepeden bakmayacağız. Geçen gün oturuyorum, yazışmalar yapıyorum Facebook'ta. Yunus Topal'ı tanırsın sen. Yunus bana yazdı. Hüseyin abi bana meclis üyeliği verir misin? Ben ama ona daha önceden o yolda gördüğü zaman belediye başkanı seni yapacağım dedik. Dedim. Ama ben dedi param yok ki dedi yapamam. Parayla, sen cebindeki parayla değilim, devletin parası var dedim, onunla yaparsın. Olsun ama ben onu beceremem dedi. En sonunda dedim ki 31. sıra kaldı Yunus. Ama seçilemem ki. Ay o kadar güzel ki seçilemem. Dedim Yunus ama bizimle beraber olacaksın. En sonunda okey dedi. Ve dedim ki belediyeye aldığımız zaman seçilip oraya makama oturduğumuz zaman bizden ne istiyorsun dedim. İnanın kapattıktan sonra ağladım. Ne diyor biliyor musunuz Yunus? Başkanım diyor. Tepeden bakmayın diyor. Yemin ediyorum ağladım ya. Tepeden bakmayın diyor. Niye dedim? Ben diyor beni bana diyor belediyeye gittiğim zaman hep tepeden bakıyorlar diyor. Üzüldüm, ağladım. Ama ne yazık ki halkımızın sadece Yunus'un dileği değil bu bütün halkımızın. Tepeden bakmayacağız. Sizlere bütün samimiyetimle, bütün inancımla söylüyorum. Hiçbir arkadaşımız, personeller dahil, bizde seçilmiş olanlar dahil, kesinlikle hiç kimseye tepeden bakmanın olmadığı gibi insanca muamele, hakça bir muamele yapılacağına emin olabilirsiniz. Ben bunun sözünü veriyorum. Eğer bununla, bu sözümle ilgili bir yanlış uygulama olursa, seçilebilirsem, seçilmiş olduğum makamdan, her şeyden de o gün ayrılacağım. Ben hatta başkanıma dedim ki, başkanım, ben ilçe başkanıyım ve parti meclis üyesiyim. Kesinlikle bir sıralama istemiyorum. Siz rahatlıkla çalışabilirsiniz dedim. Başkanım birinci sırayı koymuş benim ismimi. Hatta bazı şeyler olunca, başkanım ben müsaade ederseniz rahat bırakayım. Çünkü seçimi alacağımız zaman bazı talepler oluyor. Ondan dolayı başkanım çok rahattır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben ne kadar bu kadar samimi konuşuyorsam başkanım da 3 yıl Silivri'de belediye başkanı yapmış bir kardeşimiz. 3 dönem. Şimdi 15 yıl belediye yapmış olan bir belediye başkanını hiçbir siyasi görüşün, hiçbir partinin, hiçbir kişinin çırak çıkarmaya hakkı yok. Gönlüm ona el vermiyor. Ha ne olabilirdi? Sevgiyle kucaklayarak bir ayrılık olabilirdi. Bunu bu sevgi yok ki. Kurumsalda sevgi kalmamış ki. Ondan dolayı başkanıma sakın ola ki oradan geldiniz. Hayır. Atatürk ilkeleri, Ecevit ilkelerini, Ecevit'in Atatürk ilkelerini ne kadar doğru uyguladığını biliyorsunuz. 12 Eylül'den sonra iktidara gelen, defalarca iktidara gelen ve Cumhurbaşkanı seçen Türkiye'nin birinci partisi olan Demokratik Sol Parti var. O zaman öcü gibi baktığı bir ülkede adında sol olan bir tane parti gösterir misiniz? Efendim solu böleceklermiş. Sol yok ki. Sol biziz. Sol halkımız. Halk İttifakı Silivri'de ve Türkiye'nin çoğu yerinde seçimleri kazanacak. Güvercinler uçmaya başlayacak. Semaya baktığınız zaman ak güvercinleri göreceksiniz. Ak güvercin barış demek. İnsanlarımız birbirini kırmasın diyorum. Ve çok zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte ben sizlerin çok emekleri geçecek. Belki de o süreçte sizlerle ilgilenmemiz azalabilir. Ne olur hakkınızı helal edin. Çünkü başlamadan söyleyeyim ki yarın bir gün Hüseyin abi bizi kahvaltıda toplamıştı. Sonra bir daha bir selam ver, alabilir telaştan. Ne olur rica ediyorum sizden. Hakkınızı helal edin. Sevgili dostlarım, ben fazla uzatmak istemiyorum.
Kaymakamlıkta da seçim güvenliğiyle ilgili bir toplantı varmış. Aranızdan izin verirseniz ayrılmak istiyorum. Erken gideyim kaymakamlığa. Yoksa gitme derseniz burada otururum başkanım yanında. Gelmenizden dolayı, onur vermenizden dolayı, gönülden destek vermenizden dolayı hepinizi ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve bir noktayı da bahsetmek istiyorum. Aramızda benim ilk defa gördüğüm ama bir gün Çiftçi TV diye bir televizyonda seyrederken, ben aynı zamanda tarım uzmanıyım. Seyrederken bir kişi ateş ateşi tartışıyor, çok güzel görüşleri var. Kamera zoomlayınca baktım yakasında benim güvercinim var. Birden şaşırdım. Allah Allah, hiç kimsenin olmadığı zaman da televizyona çıkacaksınız. Yakınızda güvercin olacak. Ve bu partinin bakanlığını yapmış, milletvekilliğini yapmış, meclis üyeliğini yapmış, belediye başkanlığını yapmış insanlar rozeti saklarken bir kardeşimiz rozetiyle televizyona çıkıyor. Aradım örgüt kurulu başkanıma, dedim Ercan buyur abi dedi. Ya şu isimdeki şahıs dedim bizim partimiz üyesi mi? Abi öyle bir üyemiz yok dedi. Ama güvercinin yakasında Rasim Aydın. Türkiye Solucan Gübresi Üreticileri Derneği Başkanı. Akşam konuştuk, davet ettim aramızda. Rasim kardeşim hoş geldin. Sağ ol. Şimdi Rasim kardeşim kendine güvenen bir kardeşimiz olduğu için aradı beni, geldi. Şimdi daha da o kadar çok güvercin var ki. Şimdi kafes dediğimiz böyle hani o toplumsal bir mahalle baskısı var ya. Çıkayım mı çıkmayayım mı? Görüneyim mi görünmeyeyim mi? Acaba şu mu olur bu mu olur diyen kardeşlerimiz var. Hepsi çıkacaklar. Semada bir güvercin uçar gördüğü zaman öbür güvercinler uçacak. Onun için ben gururluyum, mutluyum, çok sevinçliyim. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sevgili başkanımı sizlere ve Silivri'ye emanet ediyorum. Ben bu konuşmalarımı Hüseyin Dertop olarak yapmıyorum. Sakın anlamayın. Benim arkamda en büyük güç var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Bülent Ecevit. Onların ruhları benimle beraber. Ben buna inandım ve yola çıktım. Silivri'de seçimler aldığımız zaman inanın hiç kimseye ayrımcılık yapılmayacağını bilesiniz. Tepeden bakılmayacağını bilesiniz. Onun için çok teşekkür ederim. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Birlikte sahip çıktınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Minnettarım. Kısaca bazı açıklamalarda bulunup ondan sonra esas sizin sorularınıza cevap vermek istiyorum. Gelişmeleri birçok kez tekrar ettik ama çok özet olarak bir kez daha tekrar etmek zorundayım. Bilen var, bilmeyen var. Sizin yayınınızdan bizi izleyen hemşerilerimiz var. Duymayanların duyması açısından. Değerli arkadaşlar, 24 Haziran seçimlerine giderken neredeyse öğleden sonra artık oy sayımına geçerken bazı kuralların değiştiğini gördük. Mühürsüz oy pusulaları, mühürsüz oylar geçersiz sayıldı Türkiye'de ilk defa. Geçerli sayıldı. Yani biz parti olarak o zaman kıyamet kopardık. Böyle bir şey olur mu? Oyuna başlarken belirlenen kurallar oyun içinde değişir mi dendi. Cumhuriyet Halk Partisi de bu kural değişikliğini her ortamda yapan bir yönetim anlayışına sahip şu anda. Yine sizlerle birlikte Eylül'ün ilk haftasında burada bir toplantı yaptık. Cumhuriyet Halk Partisi'nden adayı olmayı düşündüğümüzü ama bütün arzumuzun tüm üyelerin katılımıyla yapılacak bir ön seçimle belirlenmesi gerektiğini, ön seçim sonucunda çıkacak sonuca hiç kimsenin itiraz etme hakkı olmadığını, kaç tane adayı olsun olursa olsun hepsinin belirlenen adaya, yani kendi partisinin üyelerine güvenmeyen bir örgüt 31 Mart'ta Silivri halkının karşısına çıkacak. O kriterlere bağlı olarak defalarca il başkanımız anket yaptı ilçelerde. Genel merkez defalarca anket yaptı. Partinin trilyonlarını anketlere harcadılar. Peki sonuç ne oldu?
Büyükşehir Belediye Başkan adayında olduğu gibi yapılan anketlerde, ki ben genel merkezin bize sorduklarında bu anketlerden de önce kim olmalı dendiğinde Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ismini veren bir şahısım. Anketlerde en sonuncu çıktı, aday yapıldı. Peki döndük ilçemize geldik. Gerek il başkanlığımızın, gerek genel merkezin yapmış olduğu anketlerde yine arkalarda çıktı belediye başkanımız. İstanbul'un 39 ilçesi arasında yapılan performans değerlendirmesinde 39 ilçenin en sonlarında 3. sıralarda yer aldı belediye başkanımız. Ötekileri getirin, başka kim varsa getirin tartışalım. Bunun üzerine birinci oturumda Sayın Genel Başkan dosyayı geri çekiyor, haftaya görüşürüz diyor. Akşam saatlerinde Merkez Yürütme Kurulu kararları parti meclisine onaya giderken diyor ki kişisel yetkimi kullanıyorum, Silivri, Bayraklı, Bodrum'u parti meclisinde oylatacağım. Götürdü, oylattı. 24'e 34 red, 2 de çekimsel oyla reddedildi bildiğiniz gibi. Bu arada yine bölge milletvekillerinin görüşü var, 8 bölge milletvekili. 8 milletvekili de ismi üzerinde ciddi şaibeler var, söylentiler var. Bu olmaz diyor. Ertesi hafta, cumartesi günü Sayın Genel Başkan bir kere daha MYK'ya sadece belediye başkanımızı getiriyor. Bu defa Merkez Yürütme Kurulu üyelerinden biraz daha sertçe uyarı alıyor. Olmaz Sayın Genel Başkanım, diğer adayları getirin diyor. O zaman ben parti meclisinden atama yetkisi isteyeceğim diyor. Birkaç yerle ilgili bildiğiniz gibi sanıyorum 5 yerdi. Diğer adaylar Merkez Yürütme Kurulu'ndan parti meclisine indiğinde sona atama ile ilgili yerler geliyor. Silivri tartışılırken yine şiddetle bir tepkiyle karşılaşıyor Sayın Genel Başkan. Yetki vermeyiz deniyor. Hatta o yetki vermeyiz diyenlerin içinde kendisine çok yakın bazı MYK üyelerinin de yetki vermeme konusunda görüş belirttiğini görüyor. Ve derhal parti meclisine 2 saat ara veriyor. Merkez Yürütme Kurulu'nu toplantıya çağırıyor. Diyor ki arkadaşlar ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bizim aramızda bugüne kadar böyle bir olay olmadı. Yani siz orada beni nasıl yalnız bırakırsınız? Nasıl benim düşüncem aleyhinde bir oy kullanırsınız? Ben bu yetkiyi istiyorum diyor. Parti meclisine tekrar iniyor. Parti meclisinde yine şiddetli bir tepki görünce ya bu yetkiyi bana verirsiniz ya da genel başkanlıktan bugün istifa ediyorum diyor. Oradaki parti meclis üyeleri de diyor ki Sayın Genel Başkan, biz sana bu yetkiyi vermek istemiyoruz. Ama sen Türkiye'de kriz yaratacak bir tehditle bizim karşımıza geliyorsun. Eğer yetkiyi vermezsek istifa edeceğini söylüyorsun. Biz burada o krizin sebebi olamayız. Bir Silivri gibi, bir Bayraklı gibi ilçe için. Onun için istediğin imzayı veriyoruz ama bu toplantıyı da terk ediyoruz diyorlar. Ve o şekilde çok tartışmalı, hepsi basına yansımadı ama biz son bir ayın hemen hemen her haftanın 5 gününü Ankara'da geçirdik. Görüşmediğimiz hiçbir parti meclis üyesi kalmadı, hiçbir milletvekili kalmadı, hiçbir MYK üyesi kalmadı. Bütün ayrıntılar bu şekilde değerli arkadaşlar. Bir tek kelimesi abartı değil. Bunun üzerine genel başkanımız yetki kullanmaya kalktığında 5 kişi için yetki istemişti, 4'ünü değiştiriyor. Pardon, 3'ünü değiştiriyor. Zaten Maltepe'yi o güne kadar hiç tartıştırmamıştı, daha oylamaya da getirmemişti. Maltepe üstünde de duruyordu. Diğer reddedilmiş adayları Bodrum gibi, Bayraklı gibi değiştiriyor ama Silivri'de illa bu olacak diye tutturuyor. Değerli arkadaşlar, asla bir kişisel ikbal peşinde koşan değiliz. Bizim 35 yıllık siyaset yapmış olmamız, 2 dönem ilçe başkanlığı yapmış olmamız, 15 yıl belediye başkanlığı yapmış olmamız bize hiçbir kazanılmış hak vermez. İlk defa partiye girmiş, aday olmuş herhangi bir arkadaşımın ne kadar aday olma hakkı varsa bu partide benim de o kadar hakkım var. Ama neye güveniyoruz biz? Ne istiyoruz? Diyoruz ki o zaman arada bir şey seçin. Kim bu işi daha iyi yapabilir? Kimin daha tecrübesi var? Batmış bir belediye bütçesini kim daha iyi yönetir? Bunlara bakın. Bir de toplumsal karşılığa bakın. Yani sokağa çıkıldığında insanları kendisini insanlara daha rahat kim anlatabilir?
kim o partiyi daha iyi bir noktalara taşıyabilir? Ona göre karar verin. Ki Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da bunu her zaman vurguluyordu hatırlarsanız. Hiçbir zaman sözlerinin arkasında durmadı ama liyakat bizim için esas, başarı bizim için esas, kirlenmemişlik bizim için esas dedi. Ama bugün gördüğünüz gibi sanıyorum 8. gününde Maltepe halkı Ankara'ya yürüyor. Bu belediye başkanı ile olmaz diye. En kirlenmiş belediye başkanlarından biri olarak değerli arkadaşlar, elbette bizim kişisel beklenti içinde olmadığımızı söyledik. Bunu da genel başkanla görüşme imkanımız olmadı ama bütün merkez yürütme kurulu üyelerine söyledik. Dedik ki bakın, öyle bir kanı var ki bu genel başkanımız bu Özcan Bey'in üzerinde ısrar edecek. Benim ve Özcan Bey'in dışında 4 tane daha adayı arkadaşımız var. Kim olursa olsun, herkese de ilan ediyoruz, burada da her zaman söyledik. Hangisi olursa olsun üzülsek de o arkadaşımızın yanında sonuna kadar durup ona destek olacağız. Ama Özcan Bey'i aday gösterirseniz biz Silivri'ye ihanet etmeyiz. Partide durup aleyhinde sokaklara çıkıp çalışmak o zaman partiye ihanet olabilir. Ben 15 yıl bana belediye başkanı olma onurunu yaşatmış bu Silivri'ye, bu Silivri halkına kendimi onlara ihanet edecek durumda görmüyorum. Silivri'nin kaynakları heba ediliyor. Silivri'nin kaynakları özel çıkarlar için kullanılıyor. Silivri 10 yıldır hiçbir temel yatırım almadı değerli arkadaşlar. Hiçbir temel yatırım almadığı gibi bugün geçen yılki bütçesi yaklaşık 250 milyon olan, bu yılki bütçesi 269 milyon olan belediyenin kaynaklarıyla 300 milyonluk bir borç yaptık. Hiçbir temel yatırım yokken. Size bazı şeyler söyleyeceğim. Mesela ben 350 bin nüfusa göre Silivri'nin su şebekesini sıfırdan yeniden yaptım. 350 bin nüfusa yetecek şekilde. Silivri'nin şu anda kullanılan tüm su depoları hepsi benim dönemimde yapılmış su depoları. Eskilerin hepsi iptal oldu. Silivri'nin kanalizasyonu %30'lardaydı. Tamamını bitirdim. 2400 dar gelirli vatandaşı konut sahibi yaptım. Orada çok modern, bugün Büyükşehir Mezarlıklar Müdürlüğü'nde bile olmayan bir mezarlık gerçekleştirdik. Kent bilgi sistemiyle, demokratik, katılımcı bir yönetim anlayışıyla Silivri'yi yönetiyorduk. Çok şeyler sayabilirim yaptığımız hizmet. Mesela bir su şebekesini alın, bir kanalizasyonu alın, 2400 konutu alın, bir mezarlığı alın. Benim dönemimde kız meslek sesi, endüstri meslek sesi dahil yapılmış 10 tane okulu alın. Hangi bölümünü seçersen seçin. Sayın Başkanımızın bunun bir tanesine denk gelecek 10 yıllık bana bir hizmetini sayın. Siz 20 tane olsun onun toplamı. Benim bir hizmetime karşılık gelebilecek bütün hizmetlerini sayın toplayın bir tanesi etmez değerli arkadaşlar. Bir de şunu söylemek istiyorum. Ben göreve başladığımda, o su şebekesini yapmaya başladığımda, o mezarlığı yapmaya başladığımda benim nüfusum 26 bindi. Bütün yazlıklarla birlikte Silivri'ye yazın neredeyse 200-250 bin insana hizmet veriyorduk. O kaynaklarla biz bunları yaptık. Bunların hepsi belediye bütçesiyle mi oldu? Hayır, olamaz. Mümkün değil. Nasıl ki benden sonra Sayın Hüseyin Turan döneminde adliye binası, belediye binası, hastane binası belediye bütçesiyle yapılmadı. Ama işte o kişisel ilişkilerle alınacak yerleri bilip önemli olan o kaynakları buraya getirebilmek. Biz 10 tane ambulans buraya getirmişsek bir tek kuruş belediyeden çıkmadan, o okulların birçoğunu hatta hiçbiri arsaları hariç belediye bütçesinden parası ödenmemişken, bir kooperatif organizasyonu belediyenin çok büyük katkısı olmasına rağmen o güç organizasyonunu yapabilmek esasken bunlar yapılabiliyor. Bugün Silivri'nin 180 bin nüfusuyla, büyükşehir kaynaklarıyla bunların çok çok üstünde hizmetler yapmak mümkünken Silivri'yi hizmetsizliğe mahkum etmek, Silivri halkını bezdirmek hiç doğru bir hareket değil. Buradakiler yapabilir. Bizler hata yapabiliriz. Yukarıdaki gözlemleyecek. Hata yapanı atacak. Uzaklaştıracak. Hadi 5 yıl tahammül ettin. İkinci 5 yıl görev vermeyeceksin. Geçen 2014'te adaylıklarının nasıl kirli ilişkilerle gerçekleştirdiğini hepiniz biliyorsunuz. O dönemde
Yine eğilim yoklaması yapıldı. 9-0 yaptık. Kamuoyu anketleri vardı. Hiçbirinin önemi olmadı. Yine aynı arkadaşımız aday gösterildi. Peki iyi mi oldu? İyi olur bazen. Yani bir aday da ısrar eder. Sonuç olarak başarılıdır. Ya ne yapalım yani, sen bilsin işte, zaten başarılı olsa ne benim ne diğer 4 arkadaşımızın aday adaylığı zaten söz konusu olmazdı. Bir insanın görev yaptığı yerde 2 tane yardımcısı, hele bir başkan yardımcısı iken karşısında aday olabiliyorsa, yani siz bu işi yapamıyorsunuz, bak ben bunu daha iyi yaparım diyebiliyorsa, orada insan önce kendini de bir sorgulamalı. Değerli arkadaşlar, bu adaletsizliğe dur demek istiyoruz. Silivri'ye sahip çıkmak zorundayız. Bana Cumhuriyet Halk Partili bazı arkadaşlarım diyebiliyor, ya yazık, bölüyorsun partiyi. Arkadaşlar, Silivri'ye yazık değil mi? Sokaklarda bağıran siz değil misiniz? Bu Silivri'ye yazık oluyor diyen siz değil misiniz? Silivri'nin kaynakları çarçur ediliyor. Silivri'nin kaynakları başka yerlerde kullanılıyor. Silivri hizmet alamıyor. Bu anket yapma sırasında, genel merkezin yaptığı anketlerde 24 Haziran seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdim diyen insanların %27'si mevcut belediye başkanı aday olduğunda ben bu partiye oy vermem diyebiliyorsa, bunu bir sorgulamamız gerekmiyor mu değerli arkadaşlar? Bu Silivri'ye bir 5 yıl daha ihanet edersek, bilin ki ondan sonra Silivri asla belini doğrultamayacak. Çünkü yorulmuş, bıkkın, heyecanını yitirmiş bir yönetim var. Bu yönetim geçmiş 10 yılda kötü çalışmışsa, bundan sonra kendini düzeltir, toparlar. Hızlı bir performans göstererek açığı kapatır diye düşünmeniz olmayacak. Belediye başkanımız 10 yıl boyunca belediye çalışanlar dahil, belediyeye gelenler dahil taktı kafasına, bu Selamici bunu uzak tut, bu bilmemci bunu uzak tut. Değerli arkadaşlar, hepiniz hatırlayın 2009'u. Çok kırgındık, çok güceniktik. Yine hakkımız çalınmıştı. Merkez yürütmeden çıktığımız halde yine Mehmet Sevigen'in kirli oyunlarıyla adaylığımız elimizden alındı. Ama son 10 gün otobüsün üstüne çıkarak destek verdik ve bu başkanımızın kazanmasını sağladık. Onlar hiç olmamış gibi 10 yıldır mevcut belediye başkanımız, ki hayatında hiçbir iş yapmayan, 15 yıl sadece benim yanımda görev yapan arkadaşımız, 10 yılını bizimle mücadeleyle geçiriyor. Bunu doğru bulmuyorum. Hiç kimsenin kişiliğiyle ilgili konuşmak istemiyorum ama yani 10 yıldır nasıl bitmek, tükenmek bilmeyen bir kim ve nefret var ki bu kadar saldırıyor. Hatırlarsanız 15 Temmuz sonrası yaptığı bir toplantıda benim için siyaset atığı artığı diye bir ifade kullanmıştı. Nikah salonunda yapılan bir toplantıda. Kimin siyaset atığı olduğu, kimin siyasetin içinde olduğu, geçtiğimiz hafta Cuma ve Cumartesi günleri yapılan Silivri'deki 2 toplantıda kendini gösterdi. İlçe binasında 2 partinin organize ettiği toplantıda kaç kişi vardı? Benim de hiçbir görevim yokken, hiçbir parti desteği arkamda yokken, ilçe yönetim kurulu, kadın kolları, gençlik kolları, meclis üyeleri yokken, Silivri halkının sahip çıkmasıyla nasıl bir toplantı yaptığımızı gördünüz. Bir karşılık, bir gönül bağı. Hep söylüyorum, birçok hizmet eksiği var. Silivri'de birinci, en can yakan şu anda gözle görülen ilçe trafik sorunu ve otopark sorunu. Geçen gün başkanımız dedi ki, evet ilçe trafik sorunu var ama otopark sorunu yok. Değerli arkadaşlar, bunu nasıl söyler bir insan? 30 yılı belediyecilikte geçmiş bir insan, 10 yıldır belediye başkanlığı yapan bir insan, o trafik sorunu var ama otopark sorunu yok. Nasıl diyebilir? Neden bizim yollarımız kilitli? Neden arabalar çift sıra park ediyor? Senin otoparkın olmadığı için mevcut otoparkı bile kaldırdın. Otopark sorununu çözmeden Silivri'de trafik sorununu çözebilir misiniz değerli arkadaşlar? Silivri'nin girişi çıkışı işkence halinde. Bakın bugün Silivri'den batı istikametine çıkmaya kalktığınızda nerelere kadar gidiyorsunuz? Ta orta çeşmelere gidip oradan dönmek zorunda kalıyorsunuz. Böyle mi olmalı? Orada bir kavşak yapılamaz mı? Bir yonca yapılamaz mı? Peki bu böyle de doğu girişi öyle değil mi? Sabah ve akşam saatlerinde orada nasıl kilitlendiğini görmüyor musunuz? İnsanı şehire girerken bir defa
negatif hale getirdiğinizde, kim ve nefretle o insanların orasının yönetimi hakkında laf etmesine sebep olduktan sonra o insanlardan size destek olmasını bekleyemezsiniz. Huzur. Huzur nasıl sağlanır arkadaşlar? Huzur sağlamak için insanların yaşantısını kolaylaştırman, onları mutlu etmen lazım. Bütün gün en yüksek stresli bir şekilde yaşamasına sebep olacaksın aldığın belediyecilik kararlarıyla. En ufak bir işte belediyeye düşene haraca bağlayacaksınız. Deli Dumrul Köprüsü gibi işi olandan da olmayandan da bir şey almaya çalışacaksınız. İnsanlara kan kusturacaksınız. En küçük bir iş bitirme belgesi bile belli bir ücrete bağlanmış olacak. Sonra da diyeceksiniz ki huzurlu olun, mutlu olun. Silivri'yi sizlerle birlikte yöneteceğiz. 10 yıldır yönettin mi değerli arkadaşım? 10 yıldır bırak sen Silivri halkıyla yönetmeyi. Sen belediye meclis üyeleriyle yönettin mi Silivri'yi? Bir kez olsun belediye meclis üyelerine sizin tavsiyeniz ne önerirsiniz bu Silivri'yle ilgili diye sordun mu? Onlara konuşma hakkı verdin mi? Görüşünü belirtenlere susturmadın mı? İster grup toplantısında, ister belediye meclisinde. Böyle bir anlayış nasıl olur değerli arkadaşlar? Bu kentin demokrasiyle yönetilmeye ihtiyacı var. Çünkü 94 yılından beri en yüksek ölçüde demokratik uygulamalarla Silivri Belediyesi yönetiliyordu. Bildiğiniz gibi 94'ten itibaren tüm muhtarlara, tüm siyasi partilerin temsilcilerine, tüm siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri ne varsa meclis kararlarını hepsine de gönderiyorduk. Onlara da mecliste söz veriyorduk. Yine hatırlayacağınız gibi 99 yılından itibaren de 183 kişilik kent konseyiyle Silivri'yi yönetiyorduk. Hiçbir sıkıntım olmadı. Aykırı görüşler çıkmadı mı? İstemediğim görüşler çıkmadı mı? Çıktı. Saygı duydum. Demokrasiyi nasıl yerleştireceğiz buraya? Tahammül edemezsek bunu nasıl yerleştireceğiz? İşte zaman zaman yöneticiler tahammül edecek. Orada uygunsuz eleştiri yapanlar da daha kendini terbiye edecek. Ama o kenti herkesin fikriyle yöneteceğiz. Öyle olmalıydı. Başlamıştı. Çok gerilere gittiğimizi oradan görüyorsunuz. Öyle bir anlayışla yönetilen bir belediyede yolsuzluk olabilir mi değerli arkadaşlar? 180 kişiye hesap veriyorsanız en dar anlamda, ondan sonra da halka hesap veriyorsanız, her türlü kaydınız açıksa yolsuzluk yapma şansınız olabilir mi? İşte onun için istenmiyor onlar. O nedenle Silivri'yi çok acil ayağa kaldırmamız lazım. Tam bir çöküş içinde Silivri değerli arkadaşlar. Ben onun için bu hareketin adına Halk İttifakı dedik. Tüm partilerdeki arkadaşlarıma hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan Silivri'yi bu dönemde ayağa kaldıracak bir yönetimi iş başına getirmesi gerektiğini söylemek istiyorum. Eğer bu dönemde tecrübesiz ellerde ya da Silivri'yi bu hale getirmiş ellerde kalırsa bilin ki 5 yıl sonra Silivri için artık yapacak çok fazla bir şey kalmayacak. Bunu lütfen görün. Görün, hissedin. Sizin çocuklarınız, sizin geleceğiniz bu toplumda yaşayacak, burada yetişecek. Bunlara layık değiller. Yapılacak hizmetler çok var. Bugün o hizmetlerin tartışmasına girip de uzatmak istemiyorum. Kısa kısa bir iki başlıkla geçiştirmek istiyorum değerli arkadaşlar. Şimdi bildiğiniz gibi bizim bir kötü genç parti maceramız var. Belediye başkanımız her fırsatta bunu kullanıyor. Ama o genç partiden aday oldu diye. Değerli arkadaşlar, ben 2003 yılında partiden ihraç edildim. İhraç edildikten 3 ay sonra da genç partiye girdim. O günlerde yapılan anketlerde de AK Parti 18,5'lardaydı. AK Parti 21,5'larda, Genç Parti 18,5'larda, CHP'de 11'lerdeydi. 2003'ün Haziran ayını söylüyorum. İnternetten bunların oy oranları düşürmek mümkün. O aşamada AK Parti'den çok ısrar olmasına rağmen ben Genç Parti'den aday olmayı tercih ettim. Çünkü CHP'den ihraç edilmiştim. Ama benim girişimden bir hafta sonra yaşanılan bir Bursa konuşmasıyla Genç Parti'nin bir çöküş süreci oldu ve biz orada seçimi kaybettik. Ama ben o Genç Parti'den seçime girerken, yani seçime girerken bugün olduğu gibi Genç Parti'ye gidip üye olmadım. Haziran ayında üye oldum. Ertesi Mart ayında 9 ay sonra da seçime girdim. Ben Genç Parti'den seçime girerken şimdiki belediye başkanımız da halen Cumhuriyet Halk Partisi üyesiydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek
Genç Parti'nin seçim koordinasyon kurulu başkanlığına geldi. Yani o seçimi mevcut belediye başkanımızla birlikte göğüsledik. Hani diyor ya ama o Genç Parti'den aday oldu diye. Ben Genç Parti üyesiyken Genç Parti'den aday oldum. Sayın Başkan CHP üyesiyken Genç Parti'ye çalışmak ayıp olur dedi. İstifasını verdi. Geldi. Genç Parti seçimini Sayın Özcan Işıklar yönetti. O bir vefa gereğidir diyor. Doğru söylüyorsun. Vefa gereğidir. Yaptın. Teşekkür ederiz. Ama bunu ikide bir ama o Genç Parti'den girdi. CHP'yi böldü söylemini o zaman söylemeyeceksin. Çünkü sen mecbur değilken CHP'den istifa edip Genç Parti'nin başına geldin. İnsanlara biz dürüst olmak zorundayız. Şehremin deniyor belediye başkanlığına. Şehrin en güvenilir adamı. Hep yalan söyleyerek, yanlış şeyler söyleyerek şehir emin olunmuyor değerli arkadaşlar. Bu böyle. Bunun ötesine geçtiğimizde 94'ü değerlendirebiliriz. %4,5 iken parti ben seçim kazandım. 99'da partim barajın altında kalmışken parti 8,5 aldı. Ben 29,5 oy aldım. Çok da değerli, çok da güçlü adaylar vardı o dönemde. Kazandık. 2003'te kaybettik. 2003'te kaybettiğimde benim de 3. başkanlık dönemimdi. Değerlendirme yaptığımızda geriye döndüğümüzde belki biz de o zaman çok yorulmuştuk. Belki bizim de şimdiki belediye başkanımızın hataları gibi hatalarımız vardı. Bana son 94 ve 99'da partim o kadar küçük oy almışken bana oy veren, beni belediye başkanı seçen halkımız 2004 yılında oy vermediyse ya da az oy verdiyse bir bildiği var mutlaka. Biraz dinlen dedi herhalde. Biz de çekildik kenara. Ondan sonraki dönemde başarılı bir belediye başkanı olsa, yani şu dönemde adı hiç şaibelere karışmamış, yaptığı hizmetlerde de başarılı olan bir belediye başkanı olsa, ne ben aday çıkabilirim, ne diğer 4 arkadaşımız aday olabilir. Var mı Büyükçekmece'de değerli arkadaşlar bir aday çıktı mı? Var mı Beylikdüzü'nde başka bir aday çıktı mı? Üstelik o belediye başkanı daha 1. dönemiydi. Bak Büyükşehir aday oldu. Siz 2 dönem bitirdiniz. Ne oldu? Hangi hizmetle anılıyorsunuz? Bugün bu göreviniz biterse Silivri'de hangi hizmetle sonra anılacaksınız? Benim görevim biteli 15 yıl oldu. Ben birçok hizmetimle anılıyorum. Yaptığım okullarla anılıyorum, ambulansımla anılıyorum, 2400 konutumla anılıyorum, mezarlığımla anılıyorum. Sayabilirim birçok şeyi. Neyle anılacaksın değerli arkadaşım? Soruyorum. Sevgili kardeşim, hani beni çok seviyorsun ya, o benim abim, onu çok severim diyorsun ya, hangi hizmetle senin adın görevin bittikten sonra anılacak? Tarım projenle mi anılacak? Samimi misin tarım projende? Evet, Turam çok güzel bir proje. Gerçekten uygulanırsa çok güzel bir proje. Turam'dan bugüne kadar para kazanmış kaç tane çiftçi gösterirsiniz bana değerli arkadaşlar? 10 yıldır anlatıyoruz Turam'ı. Kim oradan para kazandı? Hangi çiftçi Allah razı olsun bu Turam'a bak ne kadar güzel belediye başkanımız bunu yaptı dedi. Üniversiteler. Yani hala aynı şeyi söylüyor başkanımız. Ben buraya 2 tane daha devlet üniversitesi getireceğim. Ya arkadaş 10 yıldır dinliyoruz. İlk defa aday olmuyorsun. 10 yıldır yapamadığın gibi 3. dönemde de yapamayacağın son derece aşikar. O ilişkileri kuramıyorsun belli. Bu işler ilişki kurmakla olur. Dolayısıyla bunları değerlendirirken o geçmişte kötü olabilir ama bundan sonra artık onları yapmayacak. Düzeldi. Bundan sonra çok iyi çalışacak. İnanır mısınız böyle bir söze değerli arkadaşlar? Bu mümkün mü? Buna göre değerlendirelim. Bir bölen olmaya çıkmıyoruz. Biz seçim kazanmaya çıkıyoruz. Hiç kimse seçim kaybetsin diye değil, Silivri kazansın diye çıkıyoruz. Silivri'nin tüm kesimlerinden, AK Partisi'nden İYİ Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'nden DSP'sine, Büyük Birlik Partisi'nden HDP'sine varıncaya kadar tüm partili arkadaşlarıma sesleniyorum. Başka hesapları bırakalım. Beni seversiniz, sevmezsiniz. Birine çok bağlısınız, bağlı değilsiniz. Onun önemi yok. Silivri'yi düşüneceğiz değerli arkadaşlar. Bu Silivri'ye hepimizin borcu var. En çok da benim borcum var. Bunu birlikte değerlendirmemiz lazım. Yoksa bizim Cumhuriyet Halk Partisi ile kurumsal kimliğine asla bir derdimiz yok. İl başkanımızın nasıl bir mücadele verdiğini biliyoruz. MHK üyelerimizin neler yaptığını anlattım size. Parti meclis üyelerimi anlattım. Milletvekillerimi anlattım. Hepsine minnet duyuyorum, şükran duyuyorum. Ama ne yazıktır ki bir Muharrem İnce ve bir Kemal Kılıçdaroğlu'nu geçme imkanımız olmadı.
aradaki kavgada Silivri kaybediyor. Kaybeden Selami değil, kaybeden Bora değil, Deniz değil, Mümin değil. Kaybeden Silivri değerli arkadaşlar. Buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu amaçla biz aday olan arkadaşlarımızın, DSP'den aday olacak Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızın tabii ki istifa etmesi gerekiyordu. İstifa etmesini istedik. Ama biz Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiç kimseye gidin oradan istifa edin demedik. Mesela benim eşim halen Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi. Gönlü kırılmış bu kararlara hayır diyebilen insanlar istifa ediyorsa hiç onları da suçlamıyorum. Kendini orada temsil edilmiyor görüyorsa, düşüncelerine aykırı bir davranışla karşılaşıyorsa hiç onları küçümsemeyelim. Şimdi bir Cumhur İttifakı adı altında MHP ile AK Parti arasında bir ittifak kuruldu, bir aday gösterildi. Örneğin İYİ Partililerin büyük bölümü zaten hepimizin bildiği gibi geçmişte Özcan Bey'e küsüp İYİ Parti'ye giden arkadaşlarımızdı. Dediler ki biz Özcan Bey'e oy vermeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi onu gösterdi. Cumhuriyet Halk Partililerin büyük bölümü ben Özcan'a oy vermem diyor. MHP'ye de vermem diyor. Dönüyorsunuz öteye gidiyorsunuz. AK Partililer %33 olan AK Parti %7 olan MHP'den aday çıkardı. AK Partililer diyor ki ben vermem oraya oy. Şimdi insanları seçeneksiz bırakıp şeye dönüyor ondan sonra diyor ki ya MHP'ye vermem ama ben Özcan Bey'e de oy vermem. Memnun değilim. Yani insanları sıkıştırıp aynen bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi Sayın Ekmelettin İhsanoğlu'nu Kemal Kılıçdaroğlu yine böyle herkesi şok ederek aday yaptığında ne demişti? Kuzu kuzu gidip oy vereceksiniz. Hayır arkadaşlar. İnsanlar asla Ankara'dakilerin söylediğiyle oy vermek mecburiyetinde değil. Ne AK Parti'de, ne MHP'de, ne İYİ Parti'de, ne Cumhuriyet Halk Partisi'nde yukarıdan birileri işaret etti diye insanlar oy vermek mecburiyetinde falan değil. Bu bir genel seçim değil. Genel seçimdeki ittifaklarınıza katılıyoruz. Desteğimizi de verdik. Çalışmalarımızı da yaptık. Ama yerel seçimde bunun böyle olmadığı Sayın Sait Girgin döneminden beri Silivri'de yaşanıyor. Ondan öncesi de var. 80 öncesi de var ama 84 yılında Sait Girgin belediye başkanı oldu. Biz SODEP kurucusuyduk. SODEP'in yönetim kurulundaydık. Çok da güçlü bir örgütümüz vardı. Silivri'nin en güçlü örgütüydük. Biz Sayın Talat Soyaz'dan aday gösterdik. Sait Girgin de aday adayıydı. Ben aday olacağım dedi. Ama halkta da ona yönelik çok ciddi bir teveccüh vardı. Biz Talat Soyaz'dan da karar kıldık. 23 ya da 27 kişi partiden ayrıldı. Sadece tabelası olan bir tek ilçe başkanı olan Halkçı Parti'ye gitti ve seçimi aldı. Bunu şunun için söylüyorum. Halka rağmen bir şey yapmanız mümkün olmuyor değerli arkadaşlar. Halkın desteğini almadan, halkın görüşünü almadan bir şey yapmaya kalktığınızda istediğiniz başarıyı elde edemiyorsunuz. Onun için seçenek sunuyoruz. Ortaya çözüm yollarını koyuyoruz. Bu işi en iyi biz yaparız. Bozulmuş bu düzeni en iyi biz düzeltiriz. Silivri'yi tekrar çıktığı raydan o raylara oturturuz diye iddia ediyoruz. O amaçla Silivri halkından destek bekliyoruz sizler vasıtasıyla. Kısaca bunları söyleyeceğim. Söyleyeceklerim çok şey var ama çok uzun oluyor. Vaktinizi almak istemiyorum da ben sizlerin yine sorularıyla bazı değinmediğim konular olursa onlara da değinerek sözlerime son vermek istiyorum. Bir kere daha dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.